Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine iğneden tığa çok güzel, zarif, yapımı da bir o kadar kolay bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim arkadaşlar. Şu çimen kısmının, bakın, iğne oyasında olan birebir aynısı. Şöyle pipirik yerin arkadaşlar bu şekilde bir böyle fıstık yapamayanlar için de alternatif olsun diye kirpikli bu şekilde bir çiçek koydum. Bakın şöyle iğne oyasında olan zarafetin birebir aynısını sizler için tığda da hazırladım. Şöyle de bir bakıtayım arkadaşlar. Çimenini tülbentin renginden yapmak zorunda değilsiniz. Yeşil de yapabilirsiniz. Şöyle model amaçlı farklılık olsun diye. Çünkü çimeninden olunca, tülbentin rengi çimenden olunca benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hoşuma giden şeyleri şöyle sizlere de alıştırmaya, tavsiye etmeye çalışıyorum. Evet, modelimiz bu. Şöyle çok da güzel. Bir de ışıkla şöyle bakıtayım. Güzel olunca arkadaşlar her türlü haline bakıtmaya çalışıyorum. Evet, modelimiz bu. Şöyle uzaktan görünüş halinde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek modelimizin yapılışını anlatalım. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar atılma işlemini hazırladık. 696 no'lu videom daha püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlar gibi başlayacağız. Arka tarafı unutalım arkadaşlar. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Bir tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine. Bir defa tığımı doladım. Yandaki tığ battıya girip şöyle 2-2 alarak bir trabzan yapıyorum. Bu trabzan bizim için yuva olacak. 9 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri bu trabzan yuvasına kapatıp sabitliyorum. Şimdi 5 zincirle üste çıkacağız. Bakın bir şöyle bolumsu dip kısmını üst üste gelmemesine dikkat edin bu sık iğnelerin. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen ters tarafına çevirdim. Bu 9 zincirin arasına girip bu şekilde sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. Ve çevirdim. Bakın bu şekilde. Şimdi buradan sık iğnenin ara kısmından 7 zinciri buraya sabitleyip bir tane kirpik oluşturdum. Yine 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Hemen yandaki tığ battıya kapattım. Şöyle. Bir tane de zincir çekip bir defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 ve 2. Trabzanın yuvasını hazırladık. Şöyle biraz uzaklaş size gösterebilmek için bu şekilde biraz yuvayı hazırladım arkadaşlar. Bakın çok güzel ve kolay iğne zarifliğinde bir çimen oluşturduk. Yine devam edelim. Şöyle bir sıkı sıkı çekiyorum kalıp gibi olsun diye. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri trabzana kapatırken çok dip kısmına değil arkadaşlar. Hafif ortaya doğru kapatırsanız kirpiğiniz hoş ve güzel durur. Şöyle bakın püf noktası olarak çok dibe değil biraz trabzanın orta kısmına doğru sabitleyin. Yine 5 zincirimi çekip yukarı doğru çıkıyorum. Ve 9 zincirin orta kısmından 5 zinciri sabitliyorum. 7 zincir çekiyorum. Kirpiğimiz 7 zincirden oluşuyor. Bu ortadaki sık iğneyi kapattığım noktanın
Tam ortasından girip bir pipirik oluşturdum. Ve yine 9 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir yandaki boş olana girip çimenimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın. İkincisini de yaptık. Bir defa tığı doladım. Hemen yandakine giriyorum. Şöyle 2, şöyle 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sıkı sıkı. İpi esnetip zincirleri de sıkı çekerseniz iğne zarifliğinde hoş bir model çıkıyor. Bakın şu dip kısmından değil, hafif sola doğru meyilli kapatın. Şöyle sıkı sıkı kalıp gibi dursun. Sağa sola yalpa yapmıyoruz. Bakın burayı sıkı kapatırsanız sık iğneyi kalıp gibi durur. 5 zincirimi çektim. Yine 9 zincire sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim düz tarafına. Buraya sık iğnenin tam orta kısmına kirpiğimi sabitliyorum. Şöyle sıkı sıkı bolluk oluşturmadan ve 9 zincir. 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir sonraki boş olana şöyle sabitledim. Üçüncüyü bu şekilde hazırladım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen yanındaki tığ battıya trabzan yaptım. 9 zincir. İşlem çok kolay arkadaşlar. 6, 7, 8 ve 9. Buraya kapattım. Yani trabzanın ara kısmına kapatıp sık iğne ile sıkı sıkı sabitleyip 5 zincir. Ters tarafına çeviriyorum. Kapattım. Şöyle hafif bir bombililik oluştu. 7 zincir. 5, 6 ve 7. Hemen bu sık iğneyi kapattığım noktaya. Böyle kirpik daha güzel duruyor arkadaşlar. Sık iğnenin üzerinde kalıp gibi duruyor. Boşluğa kolay batılıyor ama sık iğneyi de hafif sıkı kapatmayınca rahat batabilirsiniz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Ve sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Çimenimiz bu şekilde oluşuyor. Bu şeyler arkadaşlar el alışkanlığıyla alakalı. Bir tane iki tane yapıp güzel durmuyor diye bırakmayın. İpinizi güzelce esnedip böyle iğne zarifliğinde farklı bir çimen güzel duruyor. Bir de hafif ve gösterişi olan. Hatta bu tığ battılarınız daha iri olursa çimeniniz şöyle biraz daha aralıklıymış gibi durur. Benim elimde bu tığ battı hazır vardı. 3 zincirle çekilmiş tığ battıya da güzel durur. Bakın iğne zarifliğinde böyle hoş bir çimen sizle yaptığınız bu 4 tanesi. Bunun üzerine şimdi çiçeğini de takalım. Bizim de iğne oyası gibi bir modelimiz olsun. Evet, şöyle modelimizi alıyoruz. Ben bakın burada 2 tane de bir bu şekilde çiçeğimi yapmışım. Bunu 3 tane de bir de yapabilirsiniz. Bu ara suyu 3 tane bırakıp 4.'ye yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü sadece 3 veya 5 pipirikten oluşmuyor. Çiçeğimiz biraz gösterişli. Bakın kenar kirpik kısmıyla, taç kısmıyla. Ama şimdi ben 2 tane bıraktığım için bunu size böyle 2 olarak tamamlayacağım. Dediğim gibi çiçeğimiz hafif büyük olduğu için 3 de bırakabilirsiniz. Şöyle bu 7 zincirli yuvaya yeşil ipimi sabitledim. Buraya 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağım. Kapatıyorum 5 zincirimi. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Şöyle tekrar 5 zincir. Bu şekilde sabitledik. 3 tane 5 zincir. Hemen yanını şöyle bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Hemen çevirdim. Bakın ters kısmındayız. Şu mavi yuvanın bu tarafındaki boş olan kısmından şöyle sabitleyeceğim. Tutamadım arkadaşlar. Evet, buraya bunu da arka tarafı alıp görünmesin. Sık iğne ile tutturdum bakın. Şöyle iki zincirle düz tarafına döndüm. 15 zincirin ara kısmından girip buraya pipirikler yapacağız. Şöyle. Toplamda bu 15 tane zincir 13 tane bu şekilde kirpik alıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın minik minik ikişer zincirden 13 tane kirpik yapacağım. 3 oldu. 4 5 yaptıklarımı da size göstereyim. 2 zincir 6 7 8 9 10 11 şöyle 12 ve 13. Tam tamına bu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle 13 tane alıyor. Mavi yuvanın içine de bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle şu meyil için ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle çakmağı unutmuşum. Bunu oradan çıkarırım. Yakarız şimdi. Evet, bu şekil oluyor. Aynısı bakın. Burada yapmış olduğumuz şöyle tırnaklarınızla şeklini verip düzelte orantısını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İplerimizi yakalım. Bir tane daha yapalım. Evet, bir tane daha yapacağız. Şöyle yeşilin arkadaşlar yanına bu şekilde. Minik böyle top kekler. İki tane bırakıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Üçüncüye yapıyorum. Çünkü iki ile başladığım için. Sabitledik. 5 zincir. 5 zinciri kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu fıstıklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle trabzanlı papatya yaprağı da yapabilirsiniz. İlla ki bu şekilde 3 zincirden kirpik yapmanız şart değil. Böyle içine beyaz koyup dışını pembe pipirik yaparak akide şekeri yapabilirsiniz. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle biraz zincirlerim geride dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve bu da 15. Şöyle 3 zincir şöyle tırnağımla çekiyorum bakın. Şöyle kendime doğru rahat girmek için mavi yuvanın şu ipi de içine alarak gözükmesin diye sık iğne ile buraya sabitliyorum. Hemen buradan iki tane zincirimi çekip düz tarafına dönüyorum. Şimdi bu arkaya doğru gidecek. Şöyle sık iğne ile iki zinciri en dip köşeden yaptım. Şimdi iki zincir sabitliyorum. İki zincir 3 iki zincir 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bu şekilde bakın. Sonuncuyu da hiç zincir çekmeden sadece sık iğne olarak yuvaya sabitliyorum. Bu şekilde ipimi koparıyorum. Şöyle.
Bu 3 kirpiği çerçeveleyecek bir minik minik kirpikler oluşturuyorum. İpleri yakalım, vedamızı yapalım. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şöyle bakın, çok hoş ve zarif bir model oldu. Üstüne üstlük şöyle tiril tiril bir model oldu arkadaşlar. Yine bu iple ilmekle yapılıyor. Biz zincirle yaptık. Bu kadar oluyor arkadaşlar. İğneden tığa dönüşümü de bu kadar yapılabiliyor. Şu ikisini sizle, bunlar sizler için daha önce hazırlamıştım. Evet. Yapılışı bu. Bu çiçekler çok farklı. Sade kirpik, fıstık hepsi kullanılabilir arkadaşlar. Çok amaçlı bir çimi. Şöyle yapımı da bir o kadar kolay. Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle bir de tülbentimi toplayayım. Göstereyim arkadaşlar. Evet. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun.